Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik yapılan saldırı girişimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teröristlerden birinin PKK-KCK üyesi Kanivar Erdal Kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. Kendini patlatan ikinci teröristin de kimliği tespit edildi. Şimdi detaylar için Ankara'ya gideceğiz. Paşa Alyurt hazır bizi bekliyor. Paşa, günaydın. Son durumu bize aktarır mısın? Evet Burçak, 1 Ekim saat 09.30 sularında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen iki terörist tarafından bir saldırı girişimi olmuştu. Bu saldırı girişimi ise polis ekiplerince engellenmiş. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmişti. O etkisiz hale getirilen polis ekipleri tarafından olan terörist, yapılan araştırmalar ve DNA incelemeleri sonucu sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi PKK-KCK üyesi olan Kanivar Erdal Kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmişti. Bugünse o terör saldırısına ilişkin olayda yer alan ikinci teröristin kimliği İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık binası önünde kendini patlatan canlı bombanın, yani teröristin kimliğinin bölücü terör örgütü PKK-KCK üyesi olan Özkan Şahin olduğu tespit edildi. Bu arada dipnot olarak yeni bir bilgi de var. O bilgi nedir? Şahin'in 2014 yılında terör örgütüne katıldığı öğrenildi. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Ayrıca açıklamada, yine İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Tabii bir yandan bu soruşturmalar devam ediyor. Teröristin kimi belli oldu, ancak buradaki çalışmaların da devam ettiğini, soruşturmaya ilişkin çalışmalarına devam ettiğini ayrıca dipnot olarak da belirtelim. Hatırlanacak olursa Kayseri'nin Develi ilçesinde özel bir iş yerinde veteriner sağlık teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozdağ'ına teröristlerce katlederek aracının gasp edildiği ortaya çıkmıştı. Yapılan bu soruşturma kapsamında yeni gelişmeler oldukça biz buradan yeniden bildirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Burçak.